Euzu billah, bismillah, elhamdülillah, essalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Aziz ve sevgili kardeşlerim, sevgili dostlar, sözlerimin başında hepinize en içten hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Ve bir memnuniyetimi ifade edeyim. Ben demiştim ki gelirken arkadaşlara, bu yağmurda ben olsam gelmem demiştim. İyi ki ben sen değilmişim, iyi ki siz de ben değilmişsiniz. Öncelikle bu olumsuz yolda, çünkü gelirken pek çok trafik kazası gördük. Dedim herhalde bazı zamanlar böyle olabiliyor. Onun için başlangıçta teşekkürlerimi arz ediyorum. Şimdi bugün Peygamber Efendimiz ve farkındalık konusunu anlatacağım. Bir şey yapalım. Yükte hafif, pahada ağır bir konu anlatayım. Çok özel, birkaç aydır gönlümde olan, birkaç programda da anlattığım, Peygamberimize dair çok özel bir rivayeti aktarıp onun üzerine mülazalarımı yapıp sözlerimi tamamlayacağım ki geldiğinize de değsin. Şimdi Buhari'de, yani Kur'an'dan sonraki dini bilginin en güçlü ikinci referans kaynağı diyebileceğim Buhari'de, Buhari'nin Cabir radıyallahu anh'tan aktardığı bir rivayet var. Şimdi rivayet şu: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün uyurken etrafında melekler toplanmışlar. Çok ilginç bir rivayet ve kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Meleklerden bir grup Peygamberimizi işaret ederek demiş ki, baksanıza uyuyor. Diğer grup melek konuşuyor, melekler, Efendimiz uyuyor. Diğer grup melek demiş ki, baksanıza sadece gözleri uyuyor bunun. Gönlüne bakın. Gönlü dipdiri bunun. Gönlü uyumuyor. Şimdi burada kısa bir parantez. Bütün İslam alimleri Efendimiz'den Peygamberimizin vahiy telakki etmesi, almasıyla ilgili ifadeler, rivayetler şunu gösteriyor ki, vahiy Kabe'nin damına değil, Peygamberimizin kalbine indiriliyor. Vahiy Peygamberimizin kalbine indirildiği için, vahyin periyodunu, başlangıç zamanını, içeriğini, vaktini ancak Allah bildiği ve belirlediği için, Peygamberimizin kalbi İslam alimlerine göre, modern tabirle 7-24 vahye muntazır bir şekilde bekliyor. Çünkü Kur'an'la Peygamberimiz arasındaki ilişkiye dair en güçlü cümle budur. Fe innehu nezzelehu ala kalbike. Vahyin taşıyıcısı olan Cibril-i Emin vahyi senin kalbine indirdi. Şimdi Peygamberimizin kalbi her daim vahye mazhar bir durumda olduğu için, gece vakti uyuduğunda Efendimizin sadece biyolojik açıdan, optik açıdan gözleri uyuyor. Peygamberimizin feraseti, basireti, o ferasetin, basiretin kendisinden kaynaklandığı kalbi uyumuyor. Şimdi melekler bu tespiti yapıyorlar. Bir grup melek diyor ki, baksanıza uyuyor. Diğer grup melek diyor ki, baksanıza sadece uyuyan gözleri, kalbi dipdiri bu peygamberin, bu kimsenin. Sonra diğer grup melek demiş ki, burada yatanı, Efendimiz'i işaret ederek, bir şeye benzetecek olsanız, mesela bir teşbih yapacak olsanız, modern tabirle bir metafor yapacak olsanız, burada yatanı neye benzetirsiniz? Diğer grup melek demiş ki, bir padişah var, bir saray inşa etti. Sonra o sarayda bir ziyafet tertipledi ve bir elçi gönderdi insanların içerisine. O elçi şöyle nida etti: ey insanlar, hani hayalini kurduğunuz, şu gıptayla baktığınız, uzaktan izlediğiniz köşk var ya, yetişin, o köşkte bir ziyafet var diye nida etti. Melekler bu benzetmeyi yapmışlar ve susmuşlar. Diğer grup melek demiş ki, şimdi bu yaptığınız benzetmeyi, teşbihi, metaforu açın,
açıklayın, yorumlayın, izah edin ki Efendimiz'i işaret ederek o da anlasın. Misyonunu, konumunu, önemini, ehemmiyetini o da anlasın. Nasıl anlayacak? Çünkü Efendimiz dinliyor bunların hepsini. Cabir radıyallahu anha da söylemiş, anlatmış, aktarmış olmalı ki Cabir radıyallahu anh ondan Efendimiz'den aktarıyor hadiseyi. Siz bu teşbihi açıklayın ki o da anlasın diyor melekler. Diğer grup melek bu ifadeyi duyunca diyorlar ki o saray cennettir. O sarayda düzenlenen ziyafet İslam'dır. O sarayın sahibi aziz ve celil olan Allah'tır. O saraydaki o ziyafete insanları davet eden ulak, elçi işte burada yatandır. Şimdi bu ifadeleri zikrettikten sonra melekler diyorlar ki her kim buna itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Her kim buna isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Her kim onun davetine icabet ederse Allah'ın davetine icabet etmiştir. Her kim onun davetine yüz çevirirse, sırt çevirirse bilsin ki Allah'ın davetine sırt çevirmiştir. Şimdi tamam. Buraya kadar bildik cümleler, tahmin edilebilir ifadeler, Efendimizin vahyi almadaki insanlara iletmedeki nübüvvet konumunu, peygamberlik misyonunu anlatan ifadeler. Tamam. Şimdi istirham ediyorum. Bugün buradan giderken peygamberimize dair gönlümüzdeki, zihnimizdeki puzzle'ın eksik parçasını yerine koyarak gideceğiz. Çünkü hani bazı cümleler vardır. İnsan hayatını değiştirir. Bir söz, bir bakışı, bir bakış, bir akışı, bir akış, bir talihi, bir talih, bir tarihi değiştirir denmiştir. Benim gönül dünyamda benim bakışımı, akışımı, olaylara bakışımı değiştiren peygamberimize dair en önemli cümlelerden bir tanesi şimdi zikredeceğim. Meleklerin Efendimiz'i tarif ederken, vasf ederken kurdukları cümledir. O cümle şu. Melekler bütün bu sözlerin sonunda peygamberimizi ifade etmek için diyorlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem farkun beynen nasi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasındaki farktır. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili pek çok tanımlar, o tanımın pek çok unsurları vardır, biliyoruz, duymuşuzdur. Televizyonlarda çokça hocalar konuşuyor, ben de çokça konuşmuşumdur geçmiş zamanda, evvel zamanda. Fakat Efendimizle ilgili bugün şu modern çağın debdebesinin tantanasının içerisinde kimdir kurt, kimdir kuzu, kimdir karga, kimdir bülbül, kimdir zehir, kimdir şifa? Şimdi Kahramanmaraş'taydık. Maraş'ta çok güzel Abdurrahim Karakoç merhumun bir dörtlüğünü asmışlar. Harika. Beden ölür çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Hak'tan hakikatten yana bakın siz. Bakacağız tamam da kim kiminle yürür bakacağız tamam ama baktığımız gözün feraseti, hakla batılı birbirinden ayırt edici kabiliyeti, farkı ve farkındalığı nereden gelecek? Gözümüzün nuru nedir bizim? Şimdi bu ifade bunu anlatıyor. Melekler peygamberimiz için fark dediler. Peygamberimiz farktır. Meleklerin ifadesiyle insanların arasındaki farktır peygamberimiz. At izinin it izine, iyilerin kötülere karışıp harmanlandığı şu çağda peygamberimiz bir insanın hakla batılı, zehir ile şifayı, eğri ile doğruyu, kurt ile kuzuyu birbirinden ayırdığı kıstas, kriter, mihenk taşı, turnusol kağıdıdır peygamberimiz. Meleklerin ifadesine göre peygamberimiz farktır. Şimdi peygamberimiz nasıl fark oldu? Bunun çok kısa bir hikayesi var, anlatayım. Şimdi bakın sevgili dostlar,
Şu cümle hatırımızda kalsın. Kur'an peygamberimizin kalbine indi. Niçin kalbe iner Kur'an-ı Kerim? Kalbin insan bedenine, varlığına nispetle önemi nedir? Efendimiz bunu ifade ediyor. Kendisi ifade etmiş kalbin önemini. Buyurmuş ki peygamberimiz, insanın vücudunda bir et parçası vardır. O sıhhatte olursa maddi ve manevi açıdan bütün beden sıhhatte olur. O fesada uğrarsa bütün beden fesada uğrar. Dikkat edin, o kalptir buyuruyor peygamberimiz. Kalp insanın kişiliğinin, kimliğinin, şahsiyetinin, benliğinin merkezi, makarı, başkenti, odak noktası, komuta kademesi, yönetim merkezidir. Vahiy peygamberimizin kalbine indiğinde onun karakterine, kişiliğine, kimliğine, şahsiyetine inmiş oluyor. Ve peygamberimizin yemesini, içmesini, oturmasını, kalkmasını, aile reisliğini, komşuluğunu, devlet başkanlığını, ticaretini, hasılı, iğneden ipliğe, tepeden tırnağa her şeyini Allah'ın rızasına uygun bir hale getiriyor. Ahlakını Kur'an yapıyor. Şimdi Kur'an peygamberimizin kalbine inince Kur'an'ın her bir özelliği peygamberimizde bir kişilik özelliğine dönüşüyor. Bir örnek vereyim. Ramazan yaklaşıyor. Bir ayet var. Hepimiz çokça duyarız Ramazan yaklaştığında. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Ramazan ayı öyle bir ay ki o ayda Allah Kur'an'ı indirdi. İnsanlar için bir rehber olarak, bir pusula olarak, hakla batılı birbirinden ayıran bir açıklama olarak ve Furkan olarak indirdi. Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliklerinden birisi Furkan olmasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim hakla batılı birbirinden ayıran bir kitaptır. Furkan olan Kur'an peygamberimizin kalbine inince peygamberimizi fark kılmıştır. Alameti farika kılmıştır. Peygamberimiz farktır insanların içerisinde. Şimdi şair diyor ya, bir vakte erdi ki bizim günümüz, namert belli değil, mert belli değil, herkes yarasına merhem arıyor, derman belli değil, dert belli değil. Yay gibi olsak, eğri yay gibi olsak, elde tutarlar bizi, ok gibi olsak dosdoğru yabana atarlar bizi diyor şair. Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni, doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Bu çağ böyle bir çağ. Bu çağda elimizden kim tutacak? Zehirle şifanın bize uzatılan elin dost eli mi düşman mı eli olduğunun nasıl farkına varacağız? Bu fark kaynağı peygamberimiz. Melekler peygamberimizi fark olarak ifade ettiler. Şimdi bakın. Peygamberimiz fark ve benim peygamberime yaklaşmam, farka yaklaşmak demek olduğu için beni farklı kılıyor. Fark sahibi kılıyor. Bir soba yanıyor burada. Sobaya doğru yaklaşan ne olur? Isınır. Buzdolabına, klimaya doğru yaklaşan serinletiyorsa üşür. Vücudunda onun bir etkisi, varlığında ruhi ve maddi ve manevi bir etkisi vardır. Peygamberimiz farktır. Ve biz peygamberimize yaklaştığımızda farka yaklaştığımız için farklı oluruz ve farkındalık sahibi oluruz. Biz peygamberimizden uzaklaştıkça, farktan uzaklaştığımız için, peygamberimiz farktı ya, farktan uzaklaştığımız için farksız hale geliriz, farkı kaybederiz. O kadar farksız hale geliriz ki uzaklaşmamızın zirvesinde, bu dünyadaki etrafımızdaki herhangi bir nesneden, herhangi bir cisimden ve dahi herhangi bir organizmadan, herhangi bir canlıdan farksız hale geliriz. Kur'an'ın ifadesiyle insan Hazreti Peygamber'den uzaklaşmanın zirvesinde ulaike kel en ami belhum edal olur. Hayvan gibi olur, daha da aşağılık olur. Bu ifadeyi Kur'an söyleyince İnsanlar hayıflanıyor. Aa, öyle Kur'an hayvan mı diyor filan. Ama Hobbes diyor ki insan insanın kurdu oldu modern çağda. Kurt ne yapar? Kurt kanununda düşeni yerler. Merhamet yoktur, acımak yoktur. Yani insan modern zamanda. Niçin? Çünkü peygamberimiz farktı. İnsan ondan uzaklaştığında farksız hale geldi. Ve herhangi bir cisimden, herhangi bir maddeden,
herhangi bir odundan, herhangi bir ağaçtan, herhangi bir hayvandan farksız hale geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farktır ve farkındalığımızın kaynağıdır. Ona yaklaşmak, farka yaklaşmak olduğu için bizi farkındalık sahibi kılar ve insan fark eder. Farka yaklaştığında neyi fark eder? Önce kendisini fark eder. Aynaya baktığında kendisinin kim olduğunu fark eder. Aciz ve naçiz bir kul olduğunu fark eder. Zamanın bizi ölüme, ölümün bizi yok oluşa değil ama, toprak oluşa değil ama, Allah'ın huzuruna götürdüğünü fark eder. Şimdi hayat nedir? Ölüm nedir? Yaşamın anlamı nedir? Kabir bir yok oluş, bir mahvoluş, bir toprak oluş makamı mıdır sadece? Kabirden ötelere uzanan bir yol var mıdır? Harika Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri tarif ediyor bunu. Diyor ki, öldüğüm gün tabutum yürüyünce bende bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama, yazık yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen vahvahın sırası asıl o zamandır. Yazık yazık asıl o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman ayrılık ayrılık deme. Benim kavuşmam asıl o zamandır. Beni kabre koyunca elveda demeye kalkışma. Kabir cennet topluluğunun perdesidir. Kabir sana hapis görünür ama aslında o canın hapisten kurtuluşudur. Sen eğer ölmeyi güneşin batmasına benzetiyorsan, batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batma görünür ama aslında o doğmadır, parlamadır. Hangi tohum toprağa ekildi de yetişmedi ki? Niçin? İnsan tohumu için bitmeyecek, yetişmeyecek, öldükten sonra dirilmeyecek zannına düşüyorsun ki sen bu tarafta gözünü yumdun mu öteki tarafta açacaksın, sen öldün mü hu'nun mekansızlık aleminin boşluğunda olacaksın diyor Mevlana Hazretleri. Hazreti Peygamber insana hayatın anlamını, ömrün anlamını, kendisinin varlığını, aynaya baktığında bu eli, bu gözü, bu kaşı, bu benliği, bu vücudu verenin kim olduğunu fark ettirir. Ve insan ilk önce kendisini fark eder. Mep'te başlangıç ve mead sonu fark eder. Şimdi şair hani diyor ya, sonu hatırladım ilki duyunca, kula kul olmadım ömrüm boyunca, hakkın zehirini içtim doyunca, batılın bağrına kustum gel de gör. İlki hatırlar insan, başlangıcı hatırlar. Şimdi sevgili dostlar şunu gördüm. Kur'an-ı Kerim'de 600 küsur ayet var, tefekküre atıf yapıyor. Düşünün, tefekkür edin buyuruyor Allah. 6236 ayet olduğunu düşünürseniz Kur'an'da adeta 10 ayette bir Allah akla atıf yapıyor. Düşünün diyor yani. Bizim dinimiz, bizim kitabımız, bizim ayetlerimiz, bizim peygamberimiz kilise dogmatizminde olduğu gibi kör usullü bir teslimiyeti istemiyor. Düşün, idrak et diyor. Ve düşünmenin sıfır noktasına insanı koyuyor. Evelem yetefekkeru fi enfusihim buyuruyor mesela ayette Allah. İnsan kendisinin üzerinde bir düşünsün. Hadi gelin düşünelim. Nasıl düşünelim? Ne yapalım? Düşünmek zor zanaat. Kur'an bir öncül veriyor mesela. Buyuruyor ki فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ Tarık suresinde. İnsan neyden yaratıldığına dönsün, dönsün bir baksın. خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالتَّرَائِبْ İnsan atılmış bir sudan yaratıldı. Kaburga kemikleriyle omurga kemikleri arasından çıkan basit, yolda görsen tiksineceğin, yolunu değiştirebileceğin böyle çok basit bir sudan yarattı Allah insanı. Hep böyle değildik. Hep böyle de kalmayacağız. Zaman bizi ölüme, ölüm bizi Allah'a ulaştırıyor. Bir yolculuk içerisindeyiz. Zaman bizim içimizden, biz zamanın içinden geçip gidiyoruz. Akıp gidiyoruz baksana. Kur'an başı düşündürüyor, başlangıcı düşündürüyor. Ve peygamberimiz tabii mikroskop yok ki. Mikroskop olsa mesela Efendimiz koyacak,
spermi, meniyi. Bakın ey insanlar, Allah sizi böyle bir hücreden yarattı. Nasıl kibirlenebiliyorsun? Nasıl ötekisini hor görebiliyorsun? Devletliyum deyu fakire gülme. Gülüp gülüp yahu kem nazar kılma. Ölüm vardır kardeş, sen gafil olma. Er yarın hak divanında belli olur diyor şair. İnsan başlangıcı düşündüğünde bir damlacık su, insan haddini bilir. İnsan başlangıcı fark eder, acziyetini fark eder. Şair diyor ki, ben bir sudan ibaretim, bir katreden bidayetim. İlelebet sanma beni ezel içre nihayetim. Belki etten evet, belki etten abideyim, lazım değil nafileyim. Tek başına sanma beni mahşeri bir kafileyim. Artık yorgun, ahesteyim, son demde son nefesteyim. Zikre değmez sanma beni her izahtan varesteyim. Ben bir sudan ibaretim diyor. Bir katreden bidayetim. Baksana başlangıcına. Başlangıcın bir damla su. Hazreti Peygamber insana bunu fark ettirir. Aciz ve naciz bir varlık olduğunu fark ettirir. İnsan haddini bilir. Bu haddini bilmeyen, kendisine tanrısal heybetleri atfeden, makamının, mevkisinin, parasının, pulunun, giydiği ceketin markasının, giydiği ayakkabının ait olduğu hayvanın derisinin, bindiği arabanın modelinin kendisini baki kalacağını zanneder insan Hazreti Peygamber'den uzaklaştığında farkı kaybettiği için. Bakın Hümeze suresinde bir ayet vardır. Hümeze suresinde ellezî cema'a mâlen ve addede, bir kişilikten, bir insan prototipinden bahseder Allah. Malı biriktirir, biriktirir, biriktirir. Niçin biliyor musunuz? Yahsebu enne mâlehu ahlede. Malının kendisini ebedi yapacağını zanneder, ebedi kılacağını zanneder. Hazreti Peygamber insana kendisini fark ettirir. Sonra eşini fark ettirir. İnsan Hazreti Peygamber'e yaklaştığında eşini bambaşka bir gözle görmeye başlar. Eşinin kendisi için bir nefis değil bir nefes olduğunu fark eder. Eşinin bir heves değil bir nefes olduğunu fark eder. Şimdi Kur'an'ın Kalbine Yolculuk kitabımda zikretmiştim. İlk kadının, annemizin adı Havva'dır. Etimolojik açıdan Arapçada Havva kelimesi hayat kökünden gelir. Ve canlılık veren, neşve veren, neşe veren, canlandıran demektir. Allah niçin bu ismi vermiştir ilk annemize? Çünkü Hazreti Adem, babamız, atamız Adem, Havva annemiz Allah tarafından ona bahşedilene kadar canlı bir cenaze gibiydi. Ağzının tadı tuzu yoktu. Hazreti Peygamber, Kur'an-ı Kerim, Furkan olan Kur'an ve fark olan peygamberimiz insana bunu fark ettiriyor. Eşini fark ettiriyor. Ve bir insan peygamberimizin hayatına yaklaştıkça, ona yaklaştıkça eşine bakışı ve eşinin ona bakışı değişiyor. Bakın biz bugün modern psikoloji, modern pedagoji davranışlarla, davranış psikolojisi olduğu için davranışlarla ilgileniyoruz. Evet. Şu yanlış davranış, bu doğru davranış, bunu yapmak lazım, bunu yapmamak lazım falan. Fakat davranışların zihinsel ve duygusal arka planları vardır. Zihniyet değişikliği gerçekleşmediği takdirde bir davranışı karantinaya alıp onun üstesinden gelebilirsiniz. Ama zihniyet değişmediği için, başka bir ifadeyle bataklık kurumadığı için başka bir sinek o insandan yine peyda olur. Hazreti Peygamber insanın zihinsel arka planını, duygusal ve düşünsel yapısını değiştiriyor. Eşyaya bakışını, kendisine bakışını, eşine bakışını değiştiriyor. Harika bir şey. Şimdi ben bir gün bir yerde bir konferans verdim. Birkaç ay sonra bir kardeşimiz beni ziyarete geldi. Dedi ki, peygamberimizden iki aktarım yaptınız, evliliğimi ipten aldınız dedi. Çok şaşırdım. Birkaç yerde de anlattım bu hadiseyi. Bir yerde konuşmuşuz. Peygamberimizden iki tane aktarımda bulunmuşum. Yani kardeşimizin evliliği boşanma aşamasındayken hani direkten dönmüş, ipten dönmüş. Merak ettim ben de neydi o iki aktarım diye sordum. Bir tanesi için dedi ki, ben sonra Arapçasını hatırladım. Arapçası şu: Kâne izâ dehale fî beytihî elyenen nâsi bessemen dahâken. Hazreti Peygamber evine girdiğinde insanların en mütebessim olanıydı ve en yumuşak olanıydı. Bunu aktardınız. Ben baktım ki asık suratlıyım. Hep öyleyizdir.
Yani eve iş getiririz farkında olmadan. Yüzümüz asıktır, patrona kızmışızdır. Yoldayken önümüze kıran başka bir şoföre kızmışızdır. Yolda kediye köpeğe kızmışızdır. Mesai arkadaşımıza kızmışızdır ama onun bütün gerilimini eve taşırsın. Haneyi saadet olur, haneyi felaket. Peygamberimiz öyle değildi. Efendimiz evine girdiğinde insanların en mütebessim olanıydı ve en yumuşak olanıydı diyor. Şimdi tebessüm etmeye başladım, yumuşak davranmaya başladım. Nezaket, çünkü evliliğim gidiyor artık, buna dişimi sıktım. Karakterim aslında böyle değil, sert tabiatlıyım. Değişmeye başladıkça eşimin ve çocuklarımın değiştiğini fark ettim. Meğer hocam nizam-ı alem, nizam-ı ademmiş. Dünyayı değiştirmek isteyen önce kendisini değiştirecekmiş. Sen değişmeden hiçbir şey değişemiyormuş. Bunu fark ettim. Bir profesör doktor paylaşımda bulunmuş. Bir hastamı tedavi ettim diyor. Hastam giderken memnun oldu. Dedi ki, Allah yolunuza güller sersin. Dikensiz güller. Menzili maksudunuza vasıl olun. Allah ayağınıza taş değdirmesin falan. Allah Allah. Öyle bir dua yaptı, öyle kelamlar etti ki diyor profesör doktor. Sabahtan beri ayaklarım yere basmıyor diyor. Bu nezaket ne büyülü bir şeymiş diyor yani. Yılların profesörü. Nezaket ne kadar büyülü bir şeymiş. Sen değiştirmeden, sen yumuşak olmadan hiçbir durumu yumuşatamazsın. Peygamberimizden bunu öğrendim, bunu anladım. Bir de hocam dediniz ki peygamberimiz evine girdiğinde vaktini üçe ayırırmış. Üçte birini kendisine, üçte birini ailesine, üçte birini Rabbine. Ben de vaktimi üçe ayırıyormuşum, onu fark ettim. Ama üçte birini kendime, üçte birini kendime, üçte birini yine kendime. Üçte birini cep telefonuna, üçte birini televizyona, üçte birini de yemeye, içmeye, beslenmeye filan. Çocuklarım için ben, benim için çocuklarım evde yokmuş. Bunu fark ettim. Ve hocam, bakın sevgili dostlar, sürün hayata. Bugünlerde buna odaklandım. Artık ulaştığım noktada bunu söylüyorum. Sünneti, Peygamber Efendimizin, bu sünnetten de ne olacak demeyin, sürün. Sahaya sürün sünneti. Ve sürdüğünüz zaman sünnetin rutini kırdığını, monotonluğu nasıl canlandırdığını göreceksiniz. Bir örnek vereyim, bakın. Bir gün bir okuma yaptım Peygamberimizle ilgili. Peygamberimizle Hazreti Fatıma annemiz arasındaki bir hukuk anlatılıyor. İşte Efendimiz vefat etmek üzereyken Fatıma annemizi çağırıyor, bildiğimiz olay. Kulağına bir şeyler söylüyor, ağlıyor, sonra bir şeyler söylüyor, gülüyor. Sonra birileri sormuş, niçin ağladın ve niçin güldün diye. Demişler ki, demiş ki Fatıma annemiz, ben ağladım çünkü babam peygamberim dedi ki artık bu vefat hastalığım, ben artık öleceğim dedi yani. Refik-i Ala'ya gidiyorum, ondan ağladım. Demişler ki bu hüzün içerisinde, bu matem içerisinde insan neye güler? Demiş ki babam peygamberim bana dedi ki ailemden bana ilk kavuşacak olan kişi sensin. Şimdi buna seviniyor. Yani Fatıma annemiz 27 yaşında ömrünün baharında aldı ölüm haberini, öleceği haberini ve inanılmaz bir mutluluk yaşadı. Niçin? Çünkü Hane-i Saadet peygamberimizi ölümüne seviyordu. Ama bunun bir bedeli vardı. Neydi bu bedel? İnsanların kız çocuklarını diri diri toprağa gömdüğü bir iklimde, bir zamanda, bir çağda peygamberimiz Fatıma annemiz yanına geldiğinde ayağa kalkıyor. Onu alnından öpüyor, sağ avucundan öpüyor, yerine oturtuyor, kendi özel oturduğu yere oturtuyor, ona ikramda bulunuyor falan. Bir gün bunu okudum. Dedim ki ben bunu uygulayacağım. Allah hepimizin çocuklarına hayırlı uzun ömür versin. İki tane kızım var. Dedim ki odada oturuyorum, okudum. Bunu uygulayacağım dedim. İlk hangi kızım girerse uygulayacağım. Bekliyorum. Kızlarımdan birisi girdi içeriye. Hemen ayağa kalktım. Hani evde babaların kendilerine özel bir yeri vardır. Bir kanepenin bir kısmı babaya aittir. Ya da evde bir koltuk vardır. Oraya sadece babalar oturur biliyorsunuz. Ben de 22-23 yıllık evliyim. Hamdolsun evde öyle bir yer edinmeyi başarabildim yani. Benim de öyle bir yerim var. Kızım girince kalktım. Şaşırdı hemen. Babacığım dedim hoş geldin. Ya o kadar az odanızdan çıkıyorsunuz ki bu odaya girdiğiniz zaman bir misafir gelmiş hissiyatına kapılıyorum. Onun için hoş geldin babacığım dedim. Şaşırdı. Hemen oturttum. Sehpayı çektim, önüne koydum. Hemen su getirdim, bir bardak su. Küçük bir meyve tavağı hazırladım, koydum. Alnından öptüm. Babacığım bir isteğin var mı dedim. Parmağı dudağında böyle izliyor beni. Ne olacak acaba, sonunda ne gelecek diye. Babacığım inşallah bundan sonra böyle dedim. Sen benim başımın tacısın dedim. Falan. Toplam
Operasyon 5 dakika sürdü. Fakat bunun meyvesini 5 gün yedim. O olaydan kaynaklanan ıslahı halin, değişimin, dönüşümün meyvesini 5 gün yedim. Kızım mesela işte okuldan geldiğinde hemen başını uzatıp baba ben geldim, nasılsın? İyiyim babacığım, sen nasılsın? Uyumaya giderken baba ben gidiyorum, Allah'a emanet ol. Allah rahatlık versin. Ya da mutfağa girerken mesela, baba ben mutfağa giriyorum, herhangi bir şey istiyor musun? Ya da ben uzanmışım mesela, baba bak yine dengesiz uzanmışsın, belini ağrıtacaksın, bak yastık koymamışsın belinin altına falan. Sünneti hayata dokundurun. Peygamberimiz, bak çok somut, daha somut bir örnek vereyim. Su içiyorum. Somut bir örnek. Hani susuz yaşayan yoktur değil mi? Su içiyorum. Şimdi bu suyu insan türlü türlü şekillerde içer. Çünkü türlü türlü haleti ruhiyelere sahibiz, kişiliklere sahibiz. Açarsınız, hani kafaya dikmek derler ya, geçersiniz gidersiniz. Bu bir içiştir. Evet, böyle de içer insan. Ama bakın, bu suyu açtığınız zaman peygamberimizi hatırlayın. O da sizin gibi geldi. Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönlerden insandı. O da yaşadı ve huzur Rabbil Alemin'e gitti. O da su içti. Nasıl içer peygamberimiz? Ya bütün mesele su içmeyle başlar. Çünkü su içmeyle yaşıyoruz. Su hayattır. Oradan başlar. Ama orada kalmaması lazım. Bu ayrı bir konu. Peygamberimiz suyu açardı veya alırdı. Otururdu. Ben de oturuyorum. Öyle tek solukta bir dikişte değil. Üç yudumda bir soluklanarak içerdi. Emer gibi içerdi falan. Bak bir kere böyle yaptığınız zaman peygamberimizi hatırlarsınız. Günde 15 bardak su içiyorsanız 15 kere peygamberimizi hatırlarsınız. Sadece suyun sizin hayatınıza peygamberimizi sokması günde 15 defadır 15 bardak üzerinden. Ve bir şey oluyor, siz bunun başlangıcında suyu Efendimiz böyle içtiği için içerseniz, ben bunu tespit ediyorum hayatımda, bayağıdır uyguluyorum. Her su içtiğinizde istisnasız hatırlıyorsunuz. Hatırlayınca ne oluyor biliyor musunuz? Bakın. Kur'an'da karakter inşası diye bir çalışma yaptım. Doçentlik takdim çalışmamdı. O çalışmanın fezleke cümlelerinden birisi şudur. Her davranışın bir ruhu vardır. Her ruhun da bir davranışı vardır. Yani her davranışın bir ruhu şudur. Siz ne iş yapıyorsunuz? O yaptığınız işten kalbinizde bir karakter çizgisi, bir kişilik parçası oluşur. İyi bir iş yaparsanız iyi bir şey oluşur. Kötü bir şey yaparsanız kalbinize siyah bir nokta oluşur peygamberimizin ifadesiyle. Ve o ruh sizi daha iyi şeyler yapmaya iter. Onun için sadece su sünneti, su içme sünneti bir insana günde 10 bardak içiyorsa 10 kere peygamberimizi hatırlatır. Diğer sünnetlerle peygamberimize dair hatıralar, peygamberimize dair hatırlamalar bir manevi network gibi hayatımızın tamamını kaplar. Madem öyle, davranıştan, yani insanın tekamülü bazen kabuktan öze, kalıptan kalbe doğrudur. Bazen de içten dışa, kalpten kalıba doğrudur. İkisi de gidişli gelişlidir. Döngüsel, helezoniktir. Yani önce düşüneceğiz, kurgulayacağız, bir şey oluşturacağız, sonra yapacağız. Bu da doğrudur. Ama bir şey yaparsın, o yaptığın şey sende bir mantalite, bir ruh, bir kişilik çizgisi oluşturur. Bu da eğitimin bir parçasıdır. Gitgelli, metcizirli. Şimdi peygamberimiz eşimizi fark ettirir. Peygamberimiz çocuklarımızı fark ettirir. Çocuklarımızın bizim malımız, mülkümüz, memlukumuz değil, gayrimenkulümüz değil, Allah'ın emaneti, ahiretin sadakayı cariyesi olduğunu fark ettirir. Bir insan peygamberimize yaklaştığında evladı iyaline bakışı değişir. Senin bakışın değişsin, bakışından anlar o da değişir. Değişir. Cemil Meriç öyle söylüyor. Çocuklarınıza nasihat edip durmayın. Ettiğiniz nasihatleri uygulayın Allah aşkına. Çocuklarınız zaten sizin gibi olacak. Çünkü insan kulaktan daha çok gözden beslenir. Görerek beslenir. Şimdi ben Sümame bin Üsal mesela örneğini anlatıyorum bu aralar. İnsan nasıl gözden beslenir? Yemame bölgesinin iki büyük liderinden birisiymiş Sümame bin Üsal. Bir gün peygamberimizin nöbetçi müfreze devriyeleri yakalamışlar. Mescide getirmişler, bir direğe bağlamışlar. Sümame bin Üsal, Yemame bölgesinin lideri, müşrik, peygamberimizi öldürmeye kastetmiş, Efendimizin elçilerine hakaret etmiş bir müşrik. Peygamberimiz geliyor, bir bakıyor ki sabah namazında mesela, mescitte bağlı, direkte bağlı bir adam var. Bakıyor ki Sümame bin Üsal, peygamberimiz buyuruyor ki buna hakaret etmeyin, ağır konuşmayın. Devesi varmış Sümame'nin, sütünü sağın Sümame'ye içirin buyuruyor peygamberimiz.
Sümame 3 gün peygamberimizin mescidinde direğe bağlı bir şekilde mescidi seyrediyor. 3 gün. 3 günün sonunda diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana izin ver ben çekip gideyim. Peygamberimiz buyuruyor ki bırakın gitsin. Bırakın. Bırakıyorlar. Sümame çıkıyor mescitten ama kaçmıyor. Güzel bir bostana gidiyor. Güzel bir gusül abdesti alıyor. Tekrar peygamberimizin yanına dönüyor. Ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyor. Şimdi bakın düşünülebilir ki Sümame esaretten külliyen kurtulabilmek için belki hani mümin değil de münafık oldu galiba. Gerçekten bir insan nasıl iman edebilir falan diye düşünülebilir. Gerçekten iman ediyor. Çünkü İslami kaynaklar der ki Sümame bin Üsal Mekke'ye telbiye getirerek yani lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek giren ilk sahabi olmuş. Müşriklerin gözünün içine bakarak buyur Allah'ım ben geldim diyen ilk sahabi olmuş. Ve İslam kaynakları der ki Sümame'yi Müslüman yapan şey peygamberimizin mescidinde 3 gün mescidi seyretmesiydi. Peygamberimiz gelip de ona bir ayet okuyup bir ifade buyurup hadi artık İslam'a gir diye bir tebliğde telkinde bulunmadı. Sahabe-i kiram ara ara gelip tuttuğun yol bir cehennemlik yoldur bu gidişte sen cehennemin dibinde gözlerini açarsın diye ağır konuşup İslam'a gir artık falan diye bir tazikte bir baskıda bulunmadı. Sadece Sümame bin Üsal görerek peygamberimizi gördü. Onun ibadetine baktı. Onun mescitteki heybetine, vakarına baktı. Sahabe-i kiramın peygamberimize ilgisine, alakasına baktı. Letafetine, nezaketine baktı. Onları belki hep Uhud'da, Bedir'de tanımıştı. Ellerinde kılıç cenk meydanında. Onların o letafetli, nezaketli, nazif yönlerini gördü. Muhsin Yazıcıoğlu merhumun çok güzel bir sözü var. Çok beğeniyorum. Derdi ki rahmetli, biz öyle bir milletiz ki biz ata bindiğinde alpaslanız, yavuzuz, attan indiğinde Mevlana'yız, Yunus'uz derdi. Bizim iki yönümüz, iki boyutumuz var. Belki ashab-ı kiramın o diğer yönünü, cenk meydanında değil de o letafetli yönünü gördü. Üçüncü günün sonunda Müslüman oldu. Böyle İslam'ın işlerlik prensibi budur. İslam davranış üzerinden, aksiyon üzerinden, ahlak-ı hamide üzerinden tebliğ edilir. Bunun imkansız olduğu yerlerde mecburen şimdi bu ortamda olduğu gibi anlatılır, konuşulur. Ama konuşmak arızidir. Asıl ahlakla temsil ve temessül ederek hayatımızı ete kemiğe büründürerek aktarmaktır. Çocuğa bakışını değiştirir peygamberimiz. Sonra mesela annesine bakış açısını değiştirir peygamberimiz bir insanın. Cenneti arıyorum hocam. Hepimiz bunun derdindeyiz. Şimdi bak hepimiz buraya geldik. Hani şair diyor ya aradığım sen değilsin. Ki kalbim sana eğilsin. Sana olsa sen bilirsin aradığım köşe bucak inan bana sen değilsin. Seninki de ben değilim. Ki kalbindeki eğilim. Bana olsa ben bilirim aradığın köşe bucak inan bana ben değilim. Hepimiz aslında buraya geldiğimiz zaman hayatımızı değiştirecek, yeniden bizi tazeletecek, yeniden cennetin yoluna sokacak bir söz, bir hikmet, bir ayet, bir hadis, bir kıvılcım arıyoruz. Cennetin yolunu arıyoruz. Allah'ın rızasının yolunu arıyoruz. Allah'ın rızasının yolu çok uzak, çok muamma, çok kapalı değil. Adresi net vermiş peygamberimiz. Sen cennete mi girmek istiyorsun? Bak ben sana şimdi buradan cennetin tarifini yapacağım. Dost doğru gidersen onu bulacaksın. Annen var ya annen. Cennet annenin ayağının altındadır. Git orayı öp. Yalvar, yakar onun gönlünü hoş et. Başka türlü kurtuluşun yok. Cihattan bile muaf tutmuş. Eğer bir insan, şimdi biz mesela Antalya'da bir yerde oturuyoruz. Biraz böyle işte elitlerin oturduğu bir yer falan diye bilinir Antalya'da. Çok da mecburiyetlerden oturuyoruz. Çocuklarımız işte İmam Hatip'e gidiyorlar. Orada bulunmamız gerekiyor falan. Ben bakıyorum bir hanımefendi çok böyle ne kadar güzel falan uzaktan görüyoruz eşimle yürürken falan. Güzel köpek gezdiriyor yanında. Evet çok güzel. Hatta elinde bir poşet var. Köpek defi hacetini yaptığında onu yerden temizliyor. Köpeğini temizliyor. Evine öyle alıyor falan. Ne büyük bir vefa falan diye düşünürken bir öğrendik ki annesi yatalakmış ve onu almış bir huzur evine terk etmiş. Annesine yapması gereken hürmeti, ilgiyi, alakayı köpeğe gösteriyor. Şimdi İslam dengeler, İslam insanın ruhunu, sünnet, Hazreti Peygamber insan ruhunu dengeler. Köpeğe insan, insana köpek muamelesi yapmamanı sağlar. Sen cennete talipsen, sen gerçekten içinde ahlaki bir erdem varsa anacığın orada dururken bu öyle olmaz yani bu Müslüman'ın yapacağı bir şey değil.
Tamam, ona da yap, ona da yap ama onu öyle bırakamazsın. Bir insan Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa annesine babasına iyi davransın diyor Peygamberimiz. Bu imanımızın mührüdür gönül dünyamızda. İman sadece bir psikolojik olgu değil. Allah'la bizim aramızda ben böyle gözümü kapatırım bazen. Allah'ı düşünürüm falan, tamam iman bu. Bu imanın psikolojik anlamıdır. Bir de imanın sosyolojik bir anlamı vardır. Cennete girmek sadece bizimle Allah arasındaki bir mevzu değildir. Aynı zamanda bizimle kullar arasındaki bir mevzudur. Hazreti Peygamber sadece insana annesini fark ettirir, annesini bile fark ettirmesi yeterlidir. Babasını fark ettirir mesela. Babasının cennet kapılarının ortası olduğunu fark ettirir. Bu muhteşem bir şeydir. Şimdi ben, çok hoşuma gidiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ben, yiğitlik nedir? Cengaverlik nedir? Diğergamlık nedir? Fedakarlık nedir? Kucağında yaşlı ve sıska bir adamı taşıyan bir kadından öğrendim diyor Hazreti Ömer. Muslihiddin Es-Sururi'nin Tefsiri Sure-i Yusuf isimli bir eserini çalıştırmıştım yüksek lisans tezi olarak. O eserde gördüğüm, hiç unutamadığım, yıllar geçti üzerinden bir cümledir, bir hatıradır Hazreti Ömer'e dair. Ben yiğitliği bir kadından öğrendim diyor. Bir baktım ki bir gün bir kadıncağız kucağında yaşlı, sıska, adeta hastalıktan kuş gibi olmuş bir adam taşıyor. Yaklaştım yanına, sordum. Hatun, bu kim? Dedi ki bu benim babam. Dedim ki niçin kucağında taşıyorsun? Dedi ki yaşlandı, akli muvazenesini kaybetti. Ben bunu alıyorum kucağımda. İşte bıraktığım zaman ağlıyor, kucağımda taşıyorum filan. Demiş ki Hazreti Ömer, be cennet kadını, sen hiç dua etmez misin? Allah'ım benim babama ahirette afiyet ver diye, yani bir an önce ölsün de kurtulayım diye, bu çileyi sen niye çekiyorsun, babana niye çektiriyorsun, bir an önce vefat etsin diye hiç dua etmez misin deyince, o kadıncağız demiş ki ey müminlerin emiri, ben bu kelamı sana yakıştıramadım, sen misin bunu bana söyleyen? Bundan yıllar yıllar önce o benim kucağımda değil de ben onun kucağında bir bebekken, o beni bıraktığında ben ağlarken, o benim için ahirette afiyet diledi mi, bir an önce ölse de şundan kurtulsam dedi mi ki ben şimdi bu kelamı edeyim, ben bunu sana yakıştıramadım. Hazreti Ömer'in bir özelliği varmış, bazen böyle Hazreti Ömer'e itiraz eden kadınlar diye aslında bir makale yazdırmak gerekiyor. İtiraz etmişler, ey müminlerin emirisi bu böyle değil, hemen eklemiş. Esabetil mer'etu ve ahta'a umaru. Ömer hata etti, kadın isabet etti dermiş Hazreti Ömer. Hep bunu anlatır dermiş ki ben asaleti, cesareti, vakarı, heybeti, diğer gamlığı, fedakarlığı kucağında yaşlı ve sıska bir adamı taşıyan bir kadından öğrendim dermiş Hazreti Ömer. Bir şey söyleyeyim mi? Hani şimdi psikolojik açıdan işte çalışanlar, rehberlik edenler, kanaat önderleri, izimler, ideolojiler kol geziyor havada. Aydınlanma, Rönesans ve Reform'dan sonra bir şey söyleyeyim. Batı bilimi dinleştirip dini bilimleştirirken, insanı tanrılaştırıp tanrıyı insanlaştırırken, insanların önüne koyduğu ve kanaat rehberi diye lanse ettiği Auguste Comte'dan alın bugüne kadar hiçbiri insanlığa mutluluk getirmedi. İnsanlığın, kendi insanlığımızı idrak edebilmek için muhtaç olduğumuz kıvılcım var ya, bizatihi Kur'an'ın, sünnetin, bizatihi ondan feyzini, bereketini, aksiyon tarzını alan işte bu insanların hayatında gizli. Babama bakışımı değiştiren olaylardan, anneme bakışımı değiştiren olaylardan bir tanesi de bu Hazreti Ömer'in olayıdır yani. Peygamberimiz fark, ez cümle hülasa-i kelam sevgili dostlar. Farklılaşmak isteyen, farklı bir şey yapmak isteyen, şimdi işte raftingler yapılıyor, feng shui'lar, işte ne bileyim yogalar, bir sürü ipe sapa gelmez işler. Yapanlar var, yapan yapar. Fakat fark isteyen, farkı fark etmek isteyen peygamberimize yaklaşacak. Yaklaştığı an kendisini, eşini, evladını, annesini, babasını, havadaki kuşu, yerdeki taşı, taşın üstündeki karıncayı farklı görür. Deme incitmem karıncayı bile, karınca incinir bileden bile der. Peki şurada büyük bir soru var. Bu soruyu cevaplayıp sözlerimi bitiriyorum. Soru şu. Hocam sen soyut bir konudan bahsettin. Hazreti Peygamber'e yaklaşmak, Peygamberimiz fark, ona yaklaştığımız zaman farka yaklaşmış olacağımız için farklı ve farkındalık sahibi olacağız. Tamam.
Daha ona nasıl yaklaşacağız? Ha şöyle mi? Umre'ye gideceğiz. Her yıl birkaç defa kabri şerifin yanına yaklaşacağız. Bu mu? Hiç ilgisi yok. Bu da var ve bu da önemli. Ama bu değil. Bakın, peygamberimize nasıl yaklaşacağımıza dair, farka yaklaştığımızda nasıl farklı olacağımıza dair çözüm önerimi söyleyeceğim. Uygulayın sevgili dostlar. Uygulayın, sonucu, değişimi hayatınızda göreceksiniz. Çünkü niçin biliyorsun? Görüyorum. Gördüm, biliyorum yani. Yani kendim tatbik... Şöyle bir şey yapıyoruz biz. Şimdi çocuklarım küçükken ben her şeyi anlatıyordum gittiğim konferanslarda. Onlar da dinliyorlardı. Bir şey yoktu. Şimdi kızlarımdan bir tanesi Marmara İlahiyat'ta okuyor. Diğeri İmam Hatip 3. sınıfta lisede. Birkaç yıldır şöyle bir şey yaşıyoruz. Baba sen bir şey anlatıyorsun ama sen bunu yapmıyorsun demeye başladılar. Biz de ailecek oturduk, bir karar aldık. Yaşadığımız şeyleri anlatacağız. Anlattığımız şeyleri yaşayacağız. Az da olsa yapabildiğimiz şeyleri anlatacağız. Çünkü niçin? Sen kendi tecrübe eleğinden geçirdiğin, ruhunda karakter çizgisi olarak deneyimlemeyi başarabildiğin bir şeyi anlatırsan o insanlara güvence verebiliyor. Şimdi ben İskenderunluyum, Hataylıyım. Hatay'da lokantalara girmeden oranın bazı insan adettir. Şöyle bir bakarlar. Lokantacı kendi yemeğinden yiyor mu, yemiyor mu? Yiyorsa onun lokantasından yemek yerler. Niçin? Çünkü kendi yemeğini yiyor, güvenilir. Eti de güvenilir, malzemesi de, işçiliği de güvenilir demektir gibi bakarlar. Uyguladığım bir şeyi aktarıyorum ve bu uygulamanın sonunda aldığım netice üzerinden somutlaştırmaya çalışıyorum. Bakın sevgili dostlar. Allah'a yaklaşmamızın, yakınlaşmamızın bir kavramsal yapısı var Kur'an'da. Salat. Kavram salat. Namaz. Şimdi Alak suresinin sonunda diyor ki secde et ve yaklaş. Yani salat, yani namaz olan salat müminin miracı. Peygamberimizin ifadesi bizi Allah'a yaklaştırıyor. Bir şey söyleyeyim. Peygamberimize yaklaştıran kavram da Kur'an'da aynı kökten geliyor. Salavat. Yani bizi Allah'a yaklaştıran şey nedir? Secde et ve yakınlaş buyuruyor Allah. Allah bana şah damarımdan bile daha yakın. Hiçbir şey yapmama gerek yok. O sana yakın. Sen ona ne kadar yakınsın? Nasıl yaklaşacağız? Diyor ki secde et ve yakınlaş. Yani ayetin Arapçasını özellikle söylemiyorum çünkü tilavet secdesi vacip olur sonra unuturuz filan diye. Ama Alak suresinin sonunda diyor ki secde et ve yakınlaş. Ne kadar secdedesin, ne kadar secdenin farkındasın, o kadar Allah'ın farkındasın. Ne kadar secdeden uzaksın, o kadar Allah'tan uzaksın. Denklem bu. Peygamberimize yakınlaşmamızı sağlayacak temel kavram da salat kökünden geliyor. Salavat. Şimdi namaz olan salat müminin miracı ise salavat olan salat müminin israsıdır. İsrası. Peygamberimiz önce İsra sonra Miraç yaptı. O zaman mümin için de İsra olmadan Miraç hayaldir. Allah'a, peygambere yaklaşmadan Allah'a yaklaşmak namümkündür. Salavatla yaklaşacağız peygamberimize. Tamam, nasıl olacak peki? Bir Müslümanın 4 salavatı vardır. Müslüman peygamberimize 4 şekilde salavat getirir. 1. Dilin salavatı. Bu Allahümme salli ala seyyidine Muhammed demektir. Allah'ım peygamberimize salat ve selam et demektir. Bu çağlar ve coğrafyalar farkına rağmen peygamberimizle bizim aramızda kurulmuş bir manevi bağdır, bir köprüdür. Kesin, kesin. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki ey müminler ona salat ve selam edin. Çünkü peygamberimiz buyuruyor ki inne lillahi melaiketen seyyahin yubelliguniye salate min ummeti. Allah'ın özel melekleri vardır. Gezen, kolaçan eden melekleri vardır. Kullarımdan birisi bana salat ve selam ettiğinde bu salat ve selamı, ümmetimden birisi salat ve selam ettiğinde bu salatı getirirler bana. Ben de onu alırım. Başka hadislerde de buyuruyor ki mukabelede bulun. Aynısıyla cevap veririm ben onu. Bakın salat ve selam peygamberimizle aramızda canlı, pisişik, mental, transandantal, modern tabirle ne deniyorsa metafizik, gaybi bir ilişki bağıdır, defakto bir durumdur, sahici, gerçek ve deneyimlenebilir bir şeydir. Gerçek bir şeydir. Zihinsel bir kurgu, bir iç hurafe, bir ütopya değildir. Gerçek bir şeyden bahsediyorum. Nereden bileceğiz? Menlem yadukla yarif, tatmayan bilmez, yaptığınız zaman bunu fark edeceksiniz. Şimdi bir profesör hocam, üzerimde de çok emeği olan çok kıymetli bir hocam bana bir hatıra anlattı salavatla ilgili. Ben de Almanya'dan gelen gurbetçi işçilerimizin olduğu Nevşehir'deki bir aile eğitim kampında o hadiseyi anlattım.
Birisi el kaldırdı, dedi ki hocam dedi, bak sen bu hadiseyi anlattın ya, bu hadiseyi yaşayanlardan, görenlerden, daha doğrusu şahitlik edenlerden birisi benim bu gerçekten oldu böyle dedi. Bak onu anlatıyorum şimdi. Almanya'da çalışan bir işçi, bir fabrikada çalışan bir gurbetçi kardeşimiz. Patronu Hans'ın yanına gitmiş. Haç zamanı demiş ki ben izin istiyorum çünkü haç yapacağım. Önce demiş ki izin istiyorum, demiş ki izin vermiyorum çünkü işlerin en yoğun olduğu zaman kimseye izin yok. Demiş ki ben ama haç yapacağım. Ben ibadet için izin istiyorum. Başka bir zaman bu izin işime yaramaz. Böyle deyince demiş ki patronu, tamam ben iyi bir Hristiyanım, dindarı severim, sana da izin veriyorum ama bir şartla. Sen peygamberinin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yattığı kente, mezarına ziyarete gidecek misin? Demiş ki gideceğim. Sana bir şartla izin veriyorum. Gittiğinde diyeceksin ki patronum Hans'ın sana selamı var. Şimdi demiş ki mümkün olduğu kadar da o anlatım üslubuna riayet ederek anlatmaya çalışıyorum. Benim maksadım izin koparmaktı. Tamam demiş, tamam söyleriz, önemli. Benim amacım izni koparmak. İzni aldık, Mekke'ye gittik, Haç menasikini yaptık, sonra Medine'ye gittik. Peygamberimizi Medine günlerine düzenli olarak ziyaret ediyorum. Efendimizin kabrinin bulunduğu Babus Selam koridorundan, Babus Selam kapısından Efendimizin bulunduğu koridora giriyorum falan. Peygamberimizin kabri şerifinin başında ona salat ve selam ediyorum. Günlerden bir gün Peygamberimizin kabrinin başında iken patronumun bir anda söylediği söz beynimde böyle hani bir şimşek gibi çaktı yani. Diyeceksin ki patronum Hans'ın sana selamı var. Ense kökümden bir ter boşandı topuklarıma kadar. Yani bir Hristiyanın, daha tam Allah'a iman etmeyi başaramamış bir insanın selamını Ravza-i Mutahhara'da peygamberimize iletmek nasıl bir edeptir ya da edepsizliktir diye sıkıla sıkıla dedim ki ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, patronum Hans'ın sana selamı var dedim. Sonra Medine günleri bitti. Türkiye'ye geldim. Veya Sıla-i Rahim yapmak için Türkiye'ye gelmiş. Günlerden bir gün demiş ki ya bir arayayım. Bu Almanya'da ne yapıyor fabrikada arkadaşlar, işçiler falan. Arıyor bir gurbetçi işçi kardeşimiz çıkıyor. Selamünaleyküm, aleykümselam, nasılsın, iyi misin? İyiyim, hamdolsun. Ha bu arada diyor, müjdeler olsun diyor. Diyor ki ne müjdesi? Diyor ki yahu senin adam yok mu senin adam? Diyor ki benim adam kim? Diyor ki patronun Hans yok mu? Tamam var. O birkaç hafta önce Müslüman oldu biliyor musun diyor. Şimdi bu hadiseyi o profesör hocamız şöyle yorumladı. Dedi ki Hans'ın gönderdiği selamı peygamberimiz sahiden gerçekten aldı ki Hans en büyük selamet olan İslam'a girdi. İslam'la müşerref oldu. Şimdi sahabe-i kiram diyorlar ki peygamberimiz bizim evimize gelirdi. Hani kapıyı çalardı, öyle ifade edeyim. Esselamu aleyküm derdi, biz içeride olurduk çıkmazdık. Biraz sonra peygamberimiz biraz durur tekrar tıklar. Esselamu aleyküm derdi, biz içeride olurduk çıkmazdık. İçerideyiz, çıkmazdık. Sonra peygamberimiz üçüncü defa Esselamu aleyküm derdi, fırlayıp çıkardık. Şimdi peygamberimiz bizi görünce karşısında, yani mübarekler içeridesiniz, niye üç defa selam verdiriyorsunuz, ilkinde çıkmıyorsunuz derdi. Biz de derdik ki ya Resulallah, vallahi ilkinde çıkmayız. İkincisinde de çıkmayız. Üçüncüsünde çıkarız çünkü senin üç defa selamına mazhar olmak isteriz. Çünkü senin selamın rahmet, senin selamın mağfiret, bereket. Hayatınıza ne kadar salavatı sokarsanız, salavatı sokarken gözünüzü kapatıp gönlünüzden peygamberimizi ne kadar düşünürseniz, bakın bir gün sonrası bir gün öncesinden farklı olacak. Kesin yani, kesin. Uygulanmış, tatbik edilmiş böyledir. Dilin salavatı peygamberimize yaklaştırır. İki, aklın salavatı. Dilin salavatı Allahümme salli aleyhi seyyidine Muhammed demektir. Aklın salavatı tefekkürdür, bilgidir, tanımaktır. Ona yaklaşmaktır bu. Çünkü denmiştir ki marifet muhabbetin temelidir. Tanımazsan sevemezsin. Allah'ı tanımazsan sevemezsin. Peygamberimizi tanımazsan sevemezsin. Çoluğunu çocuğunu tanımazsan sevemezsin. Ha, tanıyoruz çoluğumuz çocuğumuz, öyle değil. Bakın pandemi günleri bir kardeşimiz bir not paylaşmış. Çok hoşuma gidiyor. İşte sokağa çıkma yasağı var. Herkes evde mahpus mahkum. Elektrikler kesildi diyor.
Elektrikler kesilince modem, internet modemi devre dışı kaldı. Cep telefonunun şarjı bitmişti, o da bir tarafta kaldı. Televizyon, o da kapandı. Kumandayı da bir tarafa attım. Mecburen akşam vakti kardeşlerimle, annemle babamla oturduk. Muhabbet ettik bayağı. Hepsi çok iyi insanlarmış diye bir not düşmüş yani. Tanımazsan sevemezsin. Allah'ı tanımazsan sevemezsin. Peygamberi tanımazsan sevemezsin. Aileni, eşini tanımazsan sevemezsin. Tanımak dediğimiz şey teşrik-i mekan, teşrik-i zaman, teşrik-i amel. Aynı zamanda, aynı mekanda, aynı hayırlı işi yapın. Yaptıkça birbirinize aidiyet duygunuz artar. Gönülden gönüle bir yol vardır, görülmez denilen şey olur. Bakın ben bir somut hadise anlatayım. Süremi de bir taraftan takip ediyorum ama sanırım 10 dakikam daha var. 10 dakikada bitiriyorum inşallah. Hemen bir örnek vereyim. Bakın, Zahir bin Haram radıyallahu anh. Bunu unutmayın lütfen. Benim hayatımda sahabeden bir zat, yani çok özel, peygamberimize benim zihinsel olarak çok farklı yönden yaklaşmama sebep olan çok müstesna bir sahabi. Şimdi bunu nasıl anlatayım? Ya bu cümleyi yani ağır ederek kullanıyorum ama cüce bir sahabi yani. Zahir bin Haram. Ortopedik rahatsızlıkları var. Çölde yaşıyor, çiftçilik yapıyor. Çölde yetiştirdiği ürünleri Medine'nin pazarında satıyor. Hani modern tabirle aynı fotoğraf karesinin içerisinde pek kimsenin olmaktan haz etmediği, şekilsel olarak, şekil şemal açısından da çok böyle matlup birisi değil. Ama Peygamberimiz o kadar önem verilmiş ki ona, Zahir benim çöldeki adamım dermiş. Ben de onun şehirdeki adamıyım dermiş Peygamberimiz. Peygamberimiz bir gün Medine'nin pazarına giriyor. Uzaktan bir bakıyor ki Zahir radıyallahu an önüne bir tezgah kurmuş. Çölde yetiştirdiği ürünleri canhiraş bir şekilde satmaya çalışıyor. Peygamberimiz onu görür görmez hemen şöyle onun görüş alanından çıkarak arkada bir yere saklanıyor. Şimdi bakın, zihnimizdeki puzzle'ın, peygamberimize dair puzzle'ın eksik parçası budur. Bunu yerine koymazsan peygamberimiz zihnimizde tam olmuyor. Niçin? Çünkü biz hep peygamberimizi evet uyaran, ikaz eden, tamam inzar eden rolüyle biliyor. Bu da haktır. Cabir radıyallahu anh diyor ki bir gün hutbedeyken konuşuyordu. Bir anda haleti ruhiyesi değişti. Ordusunu uyaran komutan gibi oluverdi. Sabah akşam baskın yiyeceksiniz diyordu. Ölüm yaklaşıyor, ahiret yaklaşıyor deyiverdi. Peygamberimizin bu yönü de var, tamam. Ama madalyonun diğer yüzü bu. Peygamberimiz onu görür görmez saklanıyor. Arkadan sakince gidiyor. Zahir radıyallahu anh'a sarılıyor. Gözlerini kapatıyor. Ve diyor ki bil bakalım ben kimim. Şimdi ben bunu şurada yapsam, gelsem mesela işte ön safta tanıdığım bir kardeşim olsa yapsam, ya hoca ne kadar da hafif meşrep biriymiş falan diyesimiz geliverir. Niçin? Hepimiz ağır abileriz ya, ağır ablalarız ya, öyle hani burnumuzdan kıl aldırmayan bir tipoloji, modern zamanın insan tipolojisi böyle. Öyle değil ama Peygamberimiz. Geliyor, gözünü kapatıyor. İnsanların hiç değer vermediği bir kimseye diyor ki bil bakalım ben kimim. Bir de Medine, şimdi pazar, herkes orada. Pazara peygamber gelmiş, herkes odaklanmış Efendimiz'i izliyor. Acaba ne olacak, ne oluyor burada diye. Zahir radıyallahu anh peygamberimizi tanımış ilkin. Demiş ki kim bana sarıldıysa, gözümü kapattıysa bıraksın, ben böyle şeylerden hoşlanmam demiş. Peygamberimiz gözünü açmış, şöyle bir dönmüş bakmış ki Efendimiz hemen sarılmış. Peygamberimiz de sarılmış. Peygamberimiz latifeyi devam ettiriyor. Pazara seslenmiş. Demiş ki Zahir benim kölemdir. Ha, kölesi falan değil de şaka yapıyor şimdi. Zahir benim kölemdir. Bunu satıyorum. Kim satın almak ister? Deyince Zahir radıyallahu anh dönmüş peygamberimize demiş ki ya Resulallah beni satmayın. Ben o kadar değersiz bir adamım ki beni bu pazarda satışa çıkartırsanız bu pazarda bana hiç kimse bir kuruş bile vermez. Benimle yaptığınız ticaret kesada uğrar, çok zarar görürsünüz. Beni satmayın, ben çok değersiz bir adamım diyor. Bunu duyunca Peygamberimiz buyuruyor ki pazarın böyle ciğerine sapladığı bir cümledir. Ciğerinizde taşıyın böyle cümleleri Efendimiz'e dair. Diyor ki Peygamberimiz Zahir, senin Allah'ın ve Resulünün katında öyle bir değerin var ki bilsen şaşardın buyuruyor Peygamberimiz. Şimdi ben bu hadiseyle, bu hadiseyi okuduğumda
Şu anda eminim pek çok kardeşimizin gönlünde de peygamberimize dair bir kavis oluştu. Bir yeni bir açılım oluştu yani. Oluşur yani. Aklın salavatıdır bu. Peygamberimizin hayatını tanıyın. Üzerinde dura dura tanıyın. Ciğerinize çeke çeke tanıyın. Çünkü bu hayat çok kısadır. Her işi bitirecek, her bilgiyi öğrenecek kadar uzun değildir. İnsanı kurtaran bilginin hacmi değildir. İnsanı kurtaran hissettiği, içselleştirdiği ve hayata dönüştürdüğü bilgidir. 100 kilometre konuşacağımıza 10 kilometre yol yapalım. Bu bizim için yeterlidir. Sonra bu kalbin salavatına sebep olur. Üçüncü salavat kalbin salavatıdır. Kalbin salavatı marifet akılda hasıl olunca kalpte muhabbet hasıl olur. Bu kalbin salavatıdır. Günde birkaç defa peygamberimiz kalbinize uğrar. Defalarca uğrar. Bir şey olur. Hani bana her şey seni hatırlatıyor denir ya. Hani öyledir. Sevgiliden mesela bir insan birini çok sevdiğinde, bir kadın bir erkeği, bir erkek bir kadını, her şey onu hatırlatır. Bir şarkı duyar onu hatırlar. Ne bileyim yolda giderken bir köpeği görür onu hatırlar. Hatırlar oğlu hatırlar. Bilgi olduğunda, marifet olduğunda bu kalpte muhabbeti doğurur. Bir ilahi sizi alır peygamberimizin iklimine götürür. Bir ses, bir sada, bir hareket, muhabbet bu kalbin salat ve selamıdır Peygamber Efendimiz'e. Bir de davranışların, aksiyonun, amellerin salat ve selamı vardır. Bu da biraz önceki su örneğini lütfen unutmayın. Peygamberimizin fiili olarak sünnetlerini hayatınıza tatbik edin. Bu bir ruh doğurur ve bu bir yeni bir döngü başlatır. Peygamberimize o zaman daha güzel salat getirirsiniz, salavat getirirsiniz. Daha güzel marifet edersiniz, daha güzel muhabbet edersiniz, daha güzel davranırsınız. Bu böyle bir çember şeklinde döner durur. Şimdi bakın, şöyle bitireyim. Peygamberimizin Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e vali olarak göndermesi çok meşhurdur. Peygamberimiz onu bir deveye bindirmiş. Yemen'e vali olarak gönderiyor. Nübüvvetin sonlarına doğru Medine'nin dışına kadar götürmüş. Ayrılık vakti gelince peygamberimiz demiş ki Muaz, belki döndüğünde beni değil de kabrimi ziyaret edersin demiş. Yani artık geldiğinde ben hayatta olamayacağım demiş. Muaz bin Cebel de hıçkırarak ağlamaya başlamış. Peygamberimiz onu teselli için, onu ve aslında bizi teselli için, yani içimizdeki en büyük boşluk, hayatımızdaki en büyük dermansızlık, en büyük açmaz, en büyük çıkmaz, en büyük çözümsüzlük peygamberimizin hayatımızda olmamasıdır. Onun çağında olsa hiçbir travma yaşamazdık belki. Ya da o bizim hayatımızda olsaydı, içimizde olsaydı bugün pek çok çözüm bizim için mümkün olabilecekti. Bizim için ve Muaz bin Cebel için bir şey söylüyor peygamberimiz. Buyuruyor ki, ya Muav, inne evlen nasi bi lel muttakun. Men kanu ve haythu kanu. Ey Muaz, insanların bana en yakın olanı kim olurlarsa olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, ne zamanda yaşamış olurlarsa olsunlar, insanların bana en yakın olanları en takva sahipleridir buyuruyor Peygamberimiz. Yani sen Kur'an'ın bir emrini, peygamberimizin bir sünnetini hayatına tatbik ettiğinde bu peygamberimizle aranda inanılmaz bir kurbiyet, inanılmaz bir samimiyet ve yakınlık doğuracak. Peygamber Efendimiz bunu bu şekilde ifade ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilgisine, alakasına, sevgisine, şefaatine nail olabilmeyi Allah cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Bugün biraz tam meramı da ifade edemedim. Yani biraz yarım yamalak oldu. Söyleyeceğim çok şey var. Ama 8 Mart'ta inşallah İlim Yayma Cemiyeti'nin davetlisi olarak yine bu salonda olacağız. 8 Mart'ta inşallah belki konuya kaldığımız yerden devam ederiz. Orada buluşmak üzere. Hepinize dua ediyorum. Dua bekliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.